Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri 10. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı. Hey, acele et. Neteallemu, biz öğreniyoruz. Neyi öğreniyoruz? El Arabiyyete, Arapçayı öğreniyoruz. Neteallemu fiil muzaridir. Alime, ya'lemu kökünden gelmektedir. Tefaül babındandır. Nefs-i mütekellim mal gayr kalıbıdır, fiildir. Faili nahnu, neteallemu nahnu, müstetir zamir nahnu faildir. Biz manasında biz öğreniyoruz, fiil fail. Neyi öğreniyoruz? El Arabiyyete, Arapçayı. Arap dilini, Arap lügatını öğreniyoruz. El Arabiyyete burada mef'ul olmaktadır. El-Vahdetu 1. Birinci ünite, birinci ders. Es-Şahsiyyatul-Misaliyyetu. Örnek şahsiyetler, örnek insanlar. Şahsiyat kelimesi cemi müennes salimdir. Sonundaki dik elif ve açık T'den bunu anlamaktayız. Ed-Dersul-Evvelu. Birinci ders. Ed-Ders mevsuf, el-evvel sıfatı olmaktadır. Birinci ders. Nedir o? Hayatu Muhammedin aleyhi esselamu. Muhammed aleyhisselamın hayatı. Temhid. Mehede yümehidu temhidun. Ön söz, giriş manasında. Tef'il babından mastardır. Teemmel. Derin, düşün manasında emri hazırdır. Teemmele, yani tefaül babından emri hazırdır. Sükun üzere mebnidir. Binası tekellüf için, yani bir zorluk, bir uğraş var. Teemmel, düşün. El malumati. Malumat, bilgiler manasında. Malumatları, yani bilgileri düşün. Malumatı, yani bilgileri düşün. Cemi müennes salimdir. Teemmel ne dedik? Emri hazırdır dedik. Teemmel düşün. Kim? Ente, sen. Ente burada gizli bir zamirdir ve faildir. Teemmel fiilinin failidir. Teemmel sükun üzere mebnidir dedik. Fiil fail. Meful de malumat olmaktadır. Cem önüne salim olduğundan nasb hali esre ile olmaktadır. T'de esra var. Fetha değil. Cem önüne salimler asla fetha almazlar. El malumati. Malumatı, yani bilgileri düşün. Öyle bilgiler ki bunlar sıfat geliyor şimdi. Et taliyete, tali gelen, aşağıda yer alan bilgileri. Tabii nasıl sıfat? Çünkü malumati dedik, et taliyete dedik. Yani birisi esreli, birisi fethalı. Ama bu durum önemli değil. Sonuçta malumat mensuptur. Esre ile mensup. Madem ki mensup, taliyenin de mensup olması gerekir. Taliyenin mensupluk durumu, yani nasb hali fetha iledir. El malumati et taliyete, aşağıda yer alan gelen bilgileri düşün. Neden bahseden, neyle alakalı? An Rasulina el Kerimi. An Rasulina, Rasulün sıfatıdır el Kerim. El Kerim elif lamlıdır, Rasul elif lamsızdır. Dolayısıyla marife değildir. Bir sıfat mevsuf uyumu olamaz diye düşünmeyin. Çünkü Rasul kelimesi her ne kadar elif lamsız olsa da, tek başına nekre olsa da, an itibariyle bir zamire muzaf olmuştur. Zamirler marifedir. Marifeye muzaf olan kelimeler de marifedir. Bu yüzden Rasul marifedir. El Kerim de marifedir. Dolayısıyla sıfat olur. Rasuli olduğuna göre El Kerimi olması, yani esnelenmesi gerekir. Buna göre değerli Resulümüz hakkında aşağıda yer alan bilgileri düşün. Kerime değerli manasını verdik. Kerim çeşitli manalara gelir. Yani cömert manasına da gelir. Burada değerli manasını verdik. El ismu, isim nedir? Muhammedun, Muhammed'dir. Muhammedin, Muhammeden olmaz. Çünkü yalın halde bulunan kelimeler gayr-ı musarif değilse, ki bu gayr-ı musarif değil, bu halde ne olurlar? Zammeli olurlar. Muhammedun tenvin alır. Muhammed kelimesi hammede yuhammidu tahmidun muhammidun muhammedun. Yani hammede kökünden, yani tef'il babından ismi mef'uldür.
Sefen Bağı'nın binası yani yapısının özelliği gereği kendisinde bir teksir yani çokluk barındırır. Muhammed buna göre çok çok övülmüş yani çokça övülmüş manasına gelir. El lakabu, lakap nedir? El eminu, emin lakabı vardır peygamberimizin. Eminun olmadı tabii kendisinde elif lam olmasından ötürü. Emin de çok güvenilir manasına gelmekte. Tarihul ve viladeti. Doğum tarihi nedir? Onu bahsediyor burada. 12 Rebiülevvel 571 yılında doğmuştur. Viladet doğum demek. Mekanül viladeti. Doğum mekanı, doğum yeri nedir? Mekketül mükerreme. Mekke-i mükerreme yani Mekke'dir. Şehir. İsmül ebi. Babasının ismi Abdullah bin Abdülmuttalip'tir. Sonuçta nedir yani? Abdullah'tır. Abdullah. Kimin oğlu Abdullah? Bin Abdülmuttalip. Abdülmuttalip bin oğlu. Bin oğul demek. Abdülmuttalip bin oğlu, Abdullah'ın oğlu. Buna göre Peygamberimizin ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Babasının adı Abdullah. Babasının babasının adı yani dedesinin adı da Abdülmuttalip olmakta. Bin kelimesi esasen İbnu yani İbnun diye olması gerekirdi. Başında bir hemze olması gerekirdi. Hemze hasfedilmiştir. Yani silinmiştir. Yazıda yer almamıştır. Bunun gerekçesi ise İbn kelimesinin sağında ve solunda özel isim olmasıdır. Çünkü Abdullah da bir özel isim, Abdülmuttalip de özel isim. İki özel isim arasında yer alan İbn kelimesinin hemzesi hasfedilir. Bu yüzden buradaki hemze silinmiş de bin kalmıştır. İbnu diyememişiz. Sebebi bu. Ve bunun hemzesi çeşitli yerlerde hasfedilir. Şu an konuyla alakalı olduğu için bunu anlattık sadece. İsmul Ummi, anne ismi. Anne ismi nedir? Aminetu binti Vehbin. Aminetu binti Vehbin. Yani sonuçta annesinin ismi Amine'dir. Amine kimdir peki? Binti Vehb. Vehbin kızı Amine. Buna göre Amine'nin babasının adı Vehb'miş. Veya annesi diyelim. Sonuçta Amine nedir? Vehb'in kızıdır. Müddetün nübüvveti. Nübüvvetin süresi. Yani ne kadar peygamberlik yaptı? 23 amen. Am sene. Yıl manasındadır. 23 yıl peygamberlik yapmıştır. El-umru. Ömrü. Yani ne kadar yaşadı? 63 amen. 63 yıl yaşadı. Tarihul vefati. Vefat tarihi. 632. Mekanul vefati. Vefat mekanı. Yani nerede vefat etti? El-Medinetül Münevvera. Medine-i Münevvere'de yani Medine'de vefat etmiştir. Buna göre Mekke'de doğdu, Medine'de vefat etti. Hayatu Muhammedin aleyhi esselamu. Hayatu Muhammedin aleyhisselam. Muhammed aleyhisselamın hayatı. Aleyhisselam ne demek? Aleyhi onun üzerine olsun. Ne? Esselamu selam. Selam onun üzerinedir esasen haber mübteda ama tabii ki bunu dua manasını alıyoruz. Aleyhi onun üzerine olsun ne esselamu selam onun üzerine olsun. Tuğba, Tuğba şöyle dedi. Mâzâ ne? Tekra'u okuyorsun. Kim okuyor? Ente. Ente gizli zamiri var burada. O tekra'u fiil muzarisinin failidir. Tekra'u kara'e yekra'u yani üçüncü baptan mazi kara'e yekra'u üçüncü baptandır. Tekra'u onun muzarisi. Ente fail olmaktadır. Tekra'u ente. Sen ne okuyorsun? Hadihil eyyam. Şu günlerde. Eyyam yevmun. Yevmani eyyam. Cemi mükesserdir. Şu günlerde ne okuyorsun? Ahmedü. Ahmet gayr-ı munsariftir. Ahmedün diyemeyiz. Ahmedü. Ahmet şöyle dedi. Ekra'u ben okuyorum. Ne okuyorum? Kitap. Ben bir kitap okuyorum. Ekra'u yine kara yekra kökünden muzaridir. Faili ene. Gizli bir zamir. Ene. Ene ben okuyorum. Fiil fail. Ne okuyorum? Kitaben bir kitap okuyorum. Bu da mef'ul. Neden bahseden bir kitap? Neyi anlatan? En hayati rasulina el kerimi. Değerli peygamberimiz. Peygamberimizin hayatından bahseden bir kitap okuyorum.
Tuğba dedi ki İden, o halde öyleyse gul de, kimdesin? Ente, sen de. Burada yani gul emri hazırdır. Gale yugulü kökünden sükun üzere mebnidir. Bu kalıpta zamirin yani failin gizlenmesi vaciptir. Gul'den sonra ente değil de direkt gizli bir şekilde gul ente, sen söyle. Kime söyle? Li, bana söyle. Buna göre gul fiil, ente fail, li meful olur. Bana söyle. Neyi söyle? Ma ismu, ma istifam yani soru edat. Ma ismu rasulil kerim. Değerli peygamberin adı nedir? Ahmedu, Ahmet dedi ki ismuhu, onun ismi Muhammed'dir aleyhisselam. İsmi mübteda, Muhammed onun haberi olur. İsmuhu, isim, muzaf, hu, muzafun ileyh olur. Tabi hu, zamir olduğundan mebnidir. Ne üzere mebni an itibariyle? Zamme üzere mebni ama mahallen mecrurdur. Çünkü cer konumundadır. Tuğba dedi ki ve ma lekabuhu, onun hangi o? Hu nereye gidiyor? Muhammed aleyhisselama gidiyor. Muhammed aleyhisselamın lakabı nedir? Ahmeddü. Ahmet dedi ki lakabuhu, onun lakabı el-eminu, emindir. Lakab mübteda, el-emin haber olur. Tuğba tekrar şöyle dedi. Meta, ne zaman vulide, doğdu seyyiduna, bizim efendimiz, ki efendimizden maksat Muhammedün, Muhammed aleyhisselam. Efendimiz Muhammed aleyhisselam ne zaman doğdu? Ahmedu, Ahmet dedi ki şi 12 min rebi'il evveli senete 571. 571 yılının Rebi'ül Evveli'nin 12'sinde doğdu. Rebi'ül Evvel bir ay ismi. Ocak, Şubat, Mart gibi. Tuğba dedi ki eyne, nerede vulide doğdu? Kim? Hı ve o peygamber yani nerede doğdu? Peygamberi kastediyor. Vulide Muhammed. Ahmet dedi ki vulide doğdu. Kim? Hı ve o peygamber doğdu. Nerede? Fi Mekke Mükerreme. Mekke'de doğdu yani. Mekke kelimesi gayri musariftir. Yani fi Mekke ti diyemeyiz. Fi Mekke te diyeceğiz. Mekke te nedir? Gayri musarif. Gerekçesi bir, bu kelime müennestir. İki, özel isimdir. Bir mekan adı, bir şehir adı olmasından ötürü. İki tane illet kendisinde mevcut. Gayrimusarifliğin illetleri var, çeşitli illetler var. Onlardan iki tanesi kendisinde mevcut olduğundan gayrimusarif sayılmıştır. Yani senin desteği kabul edemez manasına geliyor gayrimusarif. Vulide fi Mekke'tel mükerremete, Mekke'yi mükerremede doğdu. Tuğba şöyle dedi. Ma ismu validihi, onun babasının adı nedir? Ma nedir? Soru manasında. Ahmet dedi ki ismu validihi, onun babasının adı Abdullah'tır. Abdullah ne manasına gelir? Abd kul demek. Allah, bildiğiniz Allah. Abdullah Allah'ın kulu manasına geliyor. Tuğba dedi ki ve ma ismu validetihi, onun validesinin yani annesinin ismi nedir? Ahmet dedi ki ismu validetihi Aminetu. Onun annesinin ismi Amine'dir. Tuğba tekrar dedi ki kem seneten, kaç yıl aşe yaşadı kim? Ennebiyyu, nebi. Nebi fail olur, aşe fiil. Tıpkı kâne, gâle gibi nakıs bir fiildir. Pardon, ecvef bir fiildir. Ecvef ortası boş manasına geliyor. Hareke bakımından boş. Aşe. Aşe yaşadı. Ennebiyyü Nebi Aleyhisselam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salleye veya salleve. Yani nedir bu? Faale. Yufailu tef'il. Tef'il babından mazi fiildir. Salla kelimesi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada salla kelimesinin ne manaya geldiğine de değinelim. Salat, yani salat ne demek? Allah'tan rahmet, Allah'tan bahsediyorsak rahmet manası verilir. Buna göre salla yapan varlık Allah olduğuna göre salla rahmet etti veya rahmet etsin, iki manada verilebilir. Rahmet etti dersek direkt mazi fiil manası verilir. Rahmet etsin dediğimiz zaman yine maziye bu sefer dua manası vermiş oluruz. Mazi fiillere dua manası da verilebilir. Tıpkı
Radıyallahu anh diyoruz değil mi? Allah ondan razı olsun manasında. Allah ondan razı oldu demiyoruz. Çünkü bilmiyoruz razı olup olmadığından %100 emin değiliz. Radıyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Radıye mazi fiil. Razı olsun diye mana veriliyor. Aynı şekilde burada da salla Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, peygamberlerden şefaat, müminlerden dua manasına gelir. Buna göre salla Allahu Allah rahmet etsin aleyhi ona. Kime? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rahmet etsin. Ve selleme. Selleme fiili de dünya ve ahiret zorluklarından emin olmak demektir. Selleme emin kıldı. Kim? Hüve Allah Teala. Yani emin kılsın. Dua manası verelim yine. Ahmedu, Ahmet, Aşe yaşadı. 63 amen yıl. Am kelimesi sene, yıl manasına gelir. 63 yıl yaşadı kim? Aşe yaşadı. Kim yaşadı? Burada yazmıyor. Aşe Muhammed'in yani Muhammed Aleyhisselam. Ama burada Muhammed yazmıyor. Onun yerine ne var? Aşe'nin tahtında müstetir derler. Yani altında gizli bir zamir ki o da nedir? Hüve. Hüve burada fail olmaktadır. Aşe hüve o peygamber yaşadı 63 yıl. Tuğba dedi ki Eyne nerede tuvfiye vefat etti? Resulullah Allah'ın Resulü nerede vefat etti? Ahmet dedi ki tuvfiye fil Medine'til Münevverati. Medine-i Münevvere'de yani Medine şehrinde peygamberimiz vefat etti. Tuğba tekrar dedi ki Ehsente. Ehsente, ehsene, ehsente. İyisin, hoşsun, güzelsin. Yani bildin manasında, onaylamak, takdir manasında bir deyim. Malumatuke gaviyyetun. Senin malumatın, bilgin nedir? Gaviyyetun, kavidir, güçlüdür, sağlamdır. Malumat müpteda olur, kaviye haber olur. An Rasulina el Kerim. Değerli peygamberimiz hakkındaki bilgilerin gayet sağlam. Ve hıran son olarak keyfe nasıl tesifu vasıflanır er Rasulü Rasul. Rasul nasıl vasıflanır? Yani peygamberin vasıfları, sıfatları nelerdir demek istiyor. Tesifu kelimesi vasıfe yani ve safe veya vesife mazisinde vav vardı. Ama şu an muzarisinde vav var mı? Yok. Tesifu. Yevsifu değil değil mi? Tevsifu değil. Vav silinmiş, hasfedilmiş. Bunun tabi gerekçesi nedir? Gerekçesi yevsifu veya tevsifu derken vav sağında fetha, solunda esra var. Vav fetha ile esra arasında kaldığı zaman hasfedilir. Bu bir kuraldır. Bu yüzden burada vavı göremiyoruz. Oysa mazisinde vav vardı ama muzarisinde yok. Bunun pek çok örneği var esasen. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid. Lem yelid aslında lem yevlid. Lem yevlid. Yani Y'den sonra vav vardı. Yevlid. Lam ile Y arasında vav vardı. Vav hasfedildi. Niye? Sağında fetha, solunda esra olduğu için. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri çoktur. Aynı kural burada da cereyan etmiştir. Ahmedü. Ahmet dedi ki, hüve o peygamber nedir? Muallimun. Bir öğretmendir. Ve murşidun. Ve bir irşad edici. Doğru yolu göstericidir. Muallim de isim fail. Mürşid de isim faildir. Ve validu rahimin şefkatli bir babadır. Ve insanun kerimun cömert bir insandır, değerli bir insandır. Hayatuhu onun hayatı nedir? Mütevazi'etun, mütevazidir. Hayatu müpteda mütevazi haber olmakta. Ve risaletuhu aliyetun onun risaleti yani peygamberliği nedir? Aliyetun yücedir. Ecib cevap ver anil es'iletil atiyeti. Atiye gelen demek. Es'ile sorular demek. Ecib cevap ver. Kim cevap versin? Ente. Sen cevap ver. Gizli faildir. Gizli zamirdir ve faildir. Ecib sükun üzere mebni. Ecib cevap ver. Kim? Ente. Sen. Neden cevap ver? Neye cevap vereyim? Anil es'iletil atiyeti. Aşağıda gelen sorulara cevap ver. Hasebin nas. Parçanın durumuna göre. Nasıl parça demek? Haset durum demek. Parçaya göre. Haset göre demek. Parçaya göre, parçadaki bilgilerin ışığında cevaplar. Ma ne lekabur rasuli?
Resulün lakabı nedir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Lakabı nedir diyor. Direkt el emin de diyebiliriz veya lakabuhu el emin de diyebiliriz veya lakabı Resul el emin de diyebiliriz. Hepsi aynı mana. Meta ne zaman ve eyne ve nerede vulide doğdu er Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber nerede ve ne zaman doğdu? Yukarıda bu vardı esasen. Görüyorsunuz Tuğba meta vulide de Seyyidina Muhammed demiş. Ne zaman doğdu diye yazmış. Şuraya ne yazabiliriz? Vulide doğdu diye yazarız. Sonra gerisini yazarız. Zaten nerede doğduğunun cevabı aynen. Vulide fi Mekke-i Mükerreme diye alırız aşağıya. Olur biter. Buradaki sorular oldukça kolay. Mesmu yani ma ismu validetihi. Onun validesinin yani annesinin ismi nedir? İsmu validihi, validetihi, onun annesinin ismi nedir? Aminetu, aminedir. Hepsinin cevabı var sanırım. Evet, aynen var. Dolayısıyla söylemeye gerek yok. Hepsi burada var. Sil, belirle. Ayır. Beynel mecmuateyni kema fil misali. Beyni arasında demek. Mecmuateyn iki yazı. İki farklı grup arasındaki örneklerde olduğu gibi. İki grubu birbirine eşitle. Cedduhu demişse evladuhu evlat veledün veleden evlat cemii mükesserdir. Evladuhu onun çocukları manasına gelir. Çocuklar nelerdir? Kasım, Abdullah, İbrahim'dir. Cedduhu onun dedesi manasına gelir. Dedesi kimdir? Abdülmuttalip'tir. Validuhu babası Abdullah bin Abdülmuttalip'tir. Validetuhu, evet, Aminetu binti Vehb'dir. Benatuhu da geri kalan neyse olur. Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm diyoruz. Ümmü Külsüm, Fatıma. Sanırım tam oldu. Geçiyoruz. Sayyidil kelimat. Sayyid kelimesi birkaç manaya gelebilir. Avla manasında emri hazır olarak düşünebiliriz. Oyna manasına gelebilir. Tabi burada kastedilen şey harfleri yan yana getirerek yandaki anlamlı kelimelere ulaşmak. Bunu zaten bir örnekle hemen gösteriyorlar. Gördüğü üzere buradaki harflerden ne çıkmış? Emin çıkmış. Emin tam zıt olarak olmuş. Mesela ne var? Latif var. O da latif aşağıya doğru yapılmış. Latif. Diğerler de aynı şekilde sağ sol oyna buranı halledilebilir. Tehaddes. Tehaddes bahset sen. Tehaddes eden. Tehaddese yetehaddesi tehaddüs. Tefaül babından emri hazır. Tehaddes bahset. Neyle beraber? Ma'zimilike. Buradaki K dokunabilir, ki de okunabilir. Eğer bir erkeğe seslenmişlerse K olur. Bir kadına seslenmişlerse ki olur. Tabii kime seslenmişler? Bunu kim okuyorsa ona seslenmişler. Bir okuyan kadınsa zemili ki diye okuması gerekir. Bir erkek okuyorsa zemili K diye okuması gerekir. Çok da önemli değil gerçi. Ma'zemilik de denilebilir. Zemil arkadaş demek. Arkadaşınla birlikte, beraber bahset. Neden? An hayatir rasuli aleyhi esselamu. Aleyhi onun üzerine olsun. Ne? Esselamu selam. Resulün hayatından arkadaşınla birlikte bahset. Ne bahsedilebilir? İşte yukarıda geçen bilgiler. Şurada doğdu, burada vefat etti gibi şeyler. Sahih. Sahih tasih et. Yani düzelt. Kim? Ente sen. Her zaman olduğu gibi ente yine failimiz. Çünkü emre hazır burası. Emre hazırın müsret müzekker muhatap kısmıdır. Ente fail olur. Sükun üzere mebnidir. Neyi düzelt? El hata'e. Hatayı düzelt. Neredeki hata? Fil cümelil atiyeti. Fil cümeli. Cümel cümletün cümelin. Cümel cümleler demektir. Öyle cümleler ki sıfat geliyor. El atiyeti gelen. Aşağıda yer alan cümlelerdeki hatayı düzelt. Ne gibi? Kema fil misali. Misalde olduğu gibi. Örnekte olduğu gibi.
Aşe en-Nebiyyü 85 âme. Peygamberimiz 85 yıl yaşadı diye bir cümle kurmuşlar. Tabi bu hata olduğundan düzeltmişler. Aşe en-Nebiyyü 63 âme. Vulide er-Rasûlü, vulide meçhul fiil olduğundan er-Rasûlü naib fail olur. Failin vekili yani. Naib, vekil demek. Naibu fail olur. Vulide doğdu er-Rasûlü, Rasûl fi 2007. Peygamber miladi olarak mim miladi demek. Burada he olsa hicri demek olurdu. Miladi 2000 yılında peygamber doğdu diyor. Doğru mu? Değil. Kaç yılında doğdu? Yukarıda var. Oraya bunun yazılması gerekir. İsmi valideti er-Rasuli Zeynep. Rasulün annesinin ismi Zeynep'tir demiş. Doğru mu? Değil. Yukarıda annesinin adı geçmişti. Aynen buraya yazılması gerekir. İsmi validi er-Rasuli Abdülmuttalip demiş. Doğru mu? Değil. Valid babası demek çünkü. Bu da doğru değil. Babasının adı neyse onun yazılması gerekir. Vulide er-Rasulü fil Medineti. Peygamberimiz Medine'de mi doğdu? Mekke'de mi doğdu? Yukarıda metinde var. Ona göre yazılması gerekir. İmle doldur. Ne ile doldur? İmle bidagateke. Kendi takatin ile, kendi gücün ile doldur. Eşşahsiye. Eşşahsiyeti, şahsi gücün ile, şahsi becerin ile doldur. Başkasından yardım alma diyor. Finnumuzeci ettali. Aşağıda yer alan formu, yani boşa boş alanları doldur diyor. El ismu. İsim neydi? Bir isim yazmamız gerekiyor buraya. Örneğin işte Muhammed'in. Muhammed Aleyhisselam. El lakabu. Lakabu neydi? El eminu. İsmul ebi. Babasının ismi neyse onu yazmamız gerekiyor. İsmul ummi yazılması gerekir. Aynı şekilde devam ediyor. Diyanet din demek. Din. Hangi dine ait? El haletul içtimaiyetu. Medeni durum. Evli mi bekar mı? Fasiletü demi, kan grubu. Muhafazatu, hangi şehir, hangi il, nerede yaşanıyor? El-Kavau, ilçe. El-Garretu, köy. Her birinin yazılması gerekiyor. İkra, oku. Kim? Ente, sen oku. Kara, yakra kökünden yine emri hazır, sükun üzere mebnidir. Neyi oku? El-Hivaral-Ati. El-Hivara, mef'uldür. Mef'ul olduğundan ra'yı fethalı okuduk. Çünkü ikra fiil, ente fail ne lazım? Meful lazım. El hivara, el ati. Hivar, diyalog manasına gelmek. Aşağıdaki diyaloğu oku diyor. Muhammed şöyle demiş. Merhaben ya Selma, merhaba ey Selma, ya ey demek sesleniyor. Eyne, nerede vulid ti, sen doğdun. Vulid te olsaydı erkeğe seslenmiş olurdu. Karşısındaki Selma bir kadın olduğundan ti demiştir. Ti bayanlar için sen manasında, te erkekler için sen manasında. Eğer tu olsaydı tu ben demek. Tu ortak kullanılır. Erkekler için de kadınlar için de kullanılır. Selma da şöyle demiş. Ehlen. Hoş geldiniz. Ulittu ben doğdum. Tu ben demek. Evet. Ben doğdum. Nerede? Fi Ankara'te. Ankara'da doğdum. Ankara T dedim. Dikkat edin. T demedim. Niye? Çünkü bu kelime nedir? Müennestir. Sonundaki kapalı T'den müennes olduğunu anladık. Aynı zamanda alemdir. Bir özel isim. Bir şehir adı. Bu yüzden nedir? Gayri musariftir. Fi harfi cerri. Onu nasıl cer eder? Ancak fetha ile. Vulittu ben doğdum. Fi Ankara'ta. Ankara'da doğdum. Ve eyne nerede vulitte ente. Sen nerede doğdun? Eyne nerede vulitte sen doğdun. Ente sen diye tekrar tekit yapmış. Ente'ye gerek yok esasen. Vulitte sen doğdun. Eyne nerede? Sen nerede doğdun manası buradan zaten çıkmakta. Ardından entenin gelmiş olması tekittir. Tekit yani pekiştirme sıfatı diyebiliriz. Türkçe mantıkla düşünürsek. Muhammed şöyle dedi. Vulittu ben doğdum. Fi Medineti İzmir. Buradaki Medine kelimesi bildiğimiz Medine manasında değil, şehir manasındadır. Medineti İzmir. Ben İzmir'de doğdum. İzmir şehrinde doğdum. Meta ne zaman vulitti sen doğdun diye Selma'ya demiş. Selma, vulittu ben doğdum fi 1997. 1997 yılında doğdum. Ekmil tamamla. Neyi? El feragatil atiyete.
Ekmil nereden gelmekte? Ekmil kemule mazisinin emri hazırıdır. Ekmil sen tamamla. Mücerredi kemule ifal babından emri hazır. Ekmil sen tamamla. Kim ente sen? Neyi tamamla, neyi doldur? El feragati mef'uldür burası. Cem-i Müennes salim olduğundan nasb hali esre ile olmaktadır. Feta vermeyin sakın. El atiyete kelimesi feraga kelimesinin sıfatı ama atiye kelimesinin nasb hali fethadır, esre değildir. Bu yüzden el atiyete diye okunur. Aşağıda yer alan gelen boşlukları doldur. Eyne nerede ya Ali? Vulittu. Demek ki vulittu doğdum demek. Demek ki nerede doğduğunu sormuş. Aşağıda kopya var yani. Eyne vulitte diye yazılır. T'li yazılır. Eyne nerede vulitte sen doğdun? T sen demek tu ben demek. Eyne nerede vulitte sen doğdun ya Ali? Ey Ali sen nerede doğdun? Ali cevap verir. Vulittu ben doğdum. Nerede mesela? Fi Medineti İzmir. Diyebiliriz yani. Fark etmez. Fi Medineti Ankara olabilir. Samsun olabilir. Kafamıza göre. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Yani tamamıyla isteğe bağlı olarak doldurulabilir. Tabi belli bir mantık var. Mantık boşluğa gelecek ilk kelime ne olmalı? Eyne aşağıda doğumdan bahsedildiğine göre eyne vulitte. Meta ne zaman ya Ali? Ne zaman ne? Aşağıda yazıyor ama. Sene. Vulittu fi sene. Meta ne zaman? Demek ki doğdun diye sorun. Ne zaman doğdun diye sorulmakta. Diğerleri de aynı şekilde. Sil, ayır, seç, belirle, beynel müfradi ve cem'ihi. Müfret ve cemi arasını belirle. Aralarını ayır yani. Hangisinin ne olduğunu belirle. Yevmun bir müfrettir. Eyyam onun cemi mükesseri. Gün, günler manasında. Medinetun şehir müfrettir. Müdünün şehirler cemi mükesserdir. Kitabın müfret bir kitap demek. Kütübün kitaplar manasında cemi mükesser. Lakabın müfret. Lakap Türkçedeki mana. El-kâb onun cemi mükesseri olur. Cemi mükesserler dikkat ederseniz birisi kütübün yani fu'ulun. Bunlar fe'in lam vererek kalıp oluşturuyoruz, vezin oluşturuyoruz. Fu'ulun. Aşağıda ef'alun. Farklı bir kalıp. Eyyamun farklı. Mudunun yine hatta mudunun kütübün aynı kalıp aslında. Fu'ulun ikisine de uyuyor. Ama şu ikisi farklı kalıplar. Sonuç cem-i kesrin birçok kalıbı vardır. Yani 30'un üzerinde kalıbı vardır farklı farklı. Hangi müsret, hangi kalıpla cemi olur? Bu sözlükten bakılarak öğrenilebilir veya fazlasıyla çalışarak, ezberleyerek olabilir. Bir kuralı yok yani. Aynı soru değilmiş. Sıl belirle beynel kelimeti ve ziddiha. Kelimeleri zıttı ile olan yani zıt olan kelimeleri belirle. Hangisi hangi kelimenin zıttıdır? Vulide doğdu, mate öldü. Aliyetün yüce, yüksek. Nun hafizatun alçak. Mütevazi'etun, mütevazi alçak gönüllü. Mütekebbiratun kibirli. Kaviyetün güçlü, zayıfetun zayıf. Sık benler kelimeti ve muradifiha. Kelime ile muradifini yani eş anlamlı olanı belirleyin. Süzüfiye öldü, mate de öldü. Eş anlamlıdır. Muallim öğretmen, müderris de öğretmen. Valide anne, da anne. İkisi aynı manada. Rasulüna el Kerim, değerli peygamberimiz. Rasulüna el Kerim, nebiyyüna el emin. Nebimiz, emin nebimiz. Gad muhakkak ki, ca'e geldi. Gad, mazinin başında şu anda. Ca'e. Bunun da aslı C, Y, E. Buradaki hemzenin aslı, yani Elif'in aslı Ya harfidir. C, Y, E. Ya harfi harekeli değil mi? C, Y, E diyorum. Bir önceki harfte fethalı. C, cimde fetha var. Bundan dolayı Y'yi Elif'e çevirmişler. Bu bir kuraldır. Her yerde işler. İşte mazinin başına gat varsa kesinlikle, muhakkak ki, şüphesiz ki. Yani tekit, pekiştirme ifade eder. Şayet muzarın başında olsaydı gat o zaman ba'ziyet, olabilirlik, ihtimallik, nadirlik bildirirdi. Gat muhakkak ki ca'e geldi, na bize, bir dini din ile geldi. Yani aslında dini getirdi Peygamberimiz. Ca'e, fail nerede? Hüve, o getirdi. Kime getirdi? Na bize mef'ul olur.
ticaretten dolayı getirdi. Ca'e geldi değil, artık getirdi yani. Dini bize getirdi. Ha ticaretten dolayı mutaddi manası veriyoruz ca'e'ye. Yoksa lazımdı. Ya bellaga yani ne demek? Beyan etti aslında. Tebliğ etti. Neyi? Hüve o peygamber. Neyi? El-İslam'ı, İslam'ı. İstanbul'da da mef'ul olmakta. Bellaga fe'ale yufe'al tef'il. Tef'el babından mazi fiil hüvesi fail olur. Ve tabbaka tatbik etti. Kim? Hüve o peygamber. Fail yine. Neyi tatbik etti? Erhkame. Hükümleri. Hükmün hükmani ehkam. Cemil mükesser. İslam da esleme yüslümü İslam. Yani ifal babından mastardı. İkra ente, sen oku. Fail, gizli yine ente. Ne oku? El ayet el kerimete. El ayette meful olur. El kerimete ayet kelimesinin sıfatı olur. Bu yüzden aynı harekeyi almak zorundadır. El ayet el kerimete. Lagad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetun hasenetun. Ahzab suresi. Ahzab suresi 33. sure olmakta. Onu yazmışlar. Ardından 21. ayet olduğunu belirtmişler. Le elbette, gat kesinlikle, elbette ve kesinlikle eşittir, and olsun yani yemin. Yemin olsun ki kâne vardır, leküm sizin için vardır. Nerede veya kimde vardır? Fi Rasulillahi, Allah'ın Rasulünde vardır. Ne vardır? Üsvetün örnek vardır. Nasıl bir örnek vardır? Hasenetün güzel bir örnek vardır. Üsve kelimesi mevsuf yani sıfatlanan kelime. Hasenetün sıfat olmuş olur. Böylece birinci ders bitti. Eddersü sani. Bunu da artık